Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hayat devam ediyor değil mi? Evet, hayat devam ediyor. Bazen kederli, bazen neşeli, bazen mutlu, bazen hüzünlü, bazen çok büyük acılar içinde, bazen çok coşkulu sevinçler içinde. Hayat böyle bir şey zaten ama. Geçen hafta çok hüzünlüydüm, çok üzüntülüydüm, milletçe üzüntülüydük. Tabii işi ciddiye almak lazım canlarım benim. Bu çocuklarımız, askerlerimizin canlarını kaybetmeleri ve hele bunun ihmal sonucu olması daha da acı. Neyse. Bu haftada aşk şarkıları söyleyeceğim. Aşk şarkıları söylediğimiz zaman da yine şarkıların içinde hüzün oluyor. Nedense toplumlar, bütün dünyada galiba böyle ama. Hayır, sadece Türkiye'de değil ya da Türkiye'ye has bir şey değil. Ya da Doğu insanına has bir şey değil. Batılılarda da var. Pek çok böyle şarkılarda hüzün var şarkılarda. Hüzün oluyor nihayet. Evet, benim de bugün söyleyeceğim şarkıların hemen hemen en son söyleyeceğim türkü hariç hüzünlü. Bugün ilk söyleyeceğim şarkı Müslüm Gürses'in galiba, tam olarak bilmiyorum ama galiba Müslüm Gürses'in tanıttığı ya da sevdirdiği bir şarkı. Söz yazarı Meryem Sevim. Bestecisi Turhan Taşan. Seni benim kadar seven olmaz ki. Herkes sevdiğine mutlaka bu sözü en az bir kere söylemiştir. Bunun karşılığı da tabii elbette sevilenin de karşısındakine, bu cümleyi kendisine kurana seni de benim kadar seven olmaz ki şeklindedir. Eğer bu karşılıklı, samimi söylemler bir ömür boyu sürerse evlilikler ya da birliktelikler, aşklar, sevgiler bir ömür boyu sürüyor. Ama söylenen samimiyetsiz bir cümle ise bazen sonu kanla bitebiliyor. Ve ne yazık ki bu konuda kan dökenler %99.9 erkekler oluyor. Keşke hiç olmasa değil mi canlarım benim? Keşke hiç olmasa. Hayır. Başka birileri de birisini seni benim kadar seven olmaz ki diyen kadar sevsin ama hiç kimse kimsenin canına kıymasın. Hiç kimse kimseye şiddet uygulamasın. Eğer bir erkek bir kadına seni benim kadar seven olmaz ki diyor ise o zaman senin üzerine benim kadar kanat, kol kanat gelecek başka kimse de olmaz desin. Seni hiç incitmeden, hiç kırmadan, dökmeden seveceğim demek lazım. Ve bu sözü de tutmak lazım. Değil mi canlarım? O zaman hemen Allah'ın her günü gazetelerimizde, televizyonlarımızda kadına uygulanan şiddetleri de, kadın cinayetlerinde görmeyebiliriz. Her şeyin temeli insani gelişmişlik. Eğer bir ülkenin insanları gelişmişlerse, eğitimlerini tamamlamışlarsa, eğitimlerini, öğrenimlerinden söz etmiyorum. Öğrenim başka bir şey. Öğrenim bambaşka bir şey. Öyle insanlar var ki ilkokulu okumamışlar ama insan, insanın hası ya canlarım. Önemli olan insan olmak, değişimi yakalayabilmek, değişime tahammül edebilmek bir de tabii. Bazıları ben eski kuşakım, ben bu yeni şeylerden haz etmiyorum. Hayır, haz edeceksiniz. Haz etmeseniz de gençlerin haz etmelerine izin vereceksiniz. Ya canlarım, işte böyle bir şey be. Ay, başlarken daha felsefe yaptık, neyse. Şarkıya geçelim. Hep beraber lütfen. Sizden de yardım bekliyorum çünkü içinizde çok büyük ihtimalle Müslüm babacılar vardır. Thank you.
mutlu olmak varken seninle. Söyle neden gittin ellere. Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Seven olmaz ki. Seven olmaz ki. Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Seven olmaz ki. Seven olmaz ki. Özleme sen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Özleme sen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda hep seni görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çok, çok, çok. Siyah, beyaz, yeşil çam filmlerinde biz hayatta her şeyin siyah ya da beyaz olduğunu, insanların ya iyi ya kötü olduklarını öğrendik. İnsanların şartlara göre iyi, şartlara göre kötü olabileceklerine hiç ihtimal vermiyorduk biz. Ya erkek dediğiniz ayağın ışığı kadar mert, dürüst, temiz, ahlaklı ve iyi insan olmalıydı erkekse, kadınsa Belgin Doruk kadar düzgün, güzel, zarif ve rikkati kalp, yani merhametli, iyiliksever bir hanımefendi olmalıydı. Biz zannederdik ki o çocuk yaşlarında, ben kendim için konuşuyorum, insanlar ya kötü olurlar ya iyi olurlar. İlerleyen yıllar bana, bilhassa tabii lise yıllarımdan sonra, hatta lisede okurken de müzik hayatıma başlayınca, şarkı söylemeye başlayınca, para kazanmaya başlayınca, rakipleriniz olmaya başlayınca, birileri sizden daha öne geçmek için çaba göstermeye başlayınca ve bunu Paulü'de yapanlar olduğunu görünce, ki bunlar baktığınız, gördüğünüz ki en yakın arkadaşlarınız, yüzünüze gülen, dost bildikleriniz, ama işin içine menfaat girince iyi insan birden kötü insan oluyor. Bunu görüyorsunuz, bunu öğreniyorsunuz. İlerleyen yıllarda bu size kendini daha net olarak gösteriyor. Ve o zaman işte Yeşilçam filmlerinde öğrendiğiniz insanlığın galiba pek işe yaramadığını anlıyorsunuz. Sonra yıllar biraz daha geçiyor. O bedbinlik gidiyor. 40 yaşınızı geçiyorsunuz. Olgunlaşıyorsunuz. Kadın ya da erkek fark etmez. Ve diyorsunuz ki o Yeşilçam filmleri, o Yeşilçam filmlerindeki iyi kız, iyi oğlan ne güzel insanlarmış. Onlar ne güzel yönetmenlermiş. İyi ki bize iyi insan olmayı öğretmişler. Lütfen şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Sonunda kesinlikle iyiler kazanıyor. Kesinlikle iyiler kazanıyor. Ama Mevlana güzel söylemiş. Ne ekerseniz onu biçiyorsunuz canlarım. İyi insansanız kesinlikle yaşınız daha ilerledikten sonra hep iyi insanlarla karşılaşıyorsunuz. Artık kötü insanları zaten çevrenize sokmuyorsunuz. O kadar tecrübelisiniz ki ya.
kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz. Bana kollarını uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz. Bir ömür seninle olmak isterim, sana bin can feda, seven ne yapmaz. Bir ömür seninle olmak isterim, sana bin can feda, seven ne yapmaz. Ben şarkının sözlerinin bir kısmını değiştirdim. Yani sevmek uğruna ölmek demek değildir. Hayır, gel benim için öl. Hayır, kabul edilebilir bir şey değil. O nedenle o kısımlarını değiştiriyorum. Kul olunabilir, köle olunabilir. Bunlar bir deyim olarak kabul edilebilir. Ama ne demek? Öl de öleyim. Yok. Hayır. Ne o ölsün ne ben öleyim. Bu gönül uğruna neye katlanmaz? Gel desen gelirim, seven ne yapmaz? Bu gönül uğruna neye katlanmaz? Gel desen gelirim, seven ne yapmaz? Ömrümüz el ele böyle tükensin, sana bin can feda, seven ne yapmaz? Ömrümüz el ele böyle tükensin, sana bin can feda, seven ne yapmaz? Seven ne yapmaz? Seven ne yapmaz? Şimdi bakalım ne söyleyelim acaba sizinle? Ya bugün film müziklerinden başladık. Film müziklerinden devam edeyim mi? Müsaade eder misiniz? Hadi yine devam edelim. Biliyorsunuz bu karaokeler sevgili Nihat Demirci'nin karaokeleri. Nihat Bey'den başladım. Biri hariç. Nihat Bey'den bir süre daha, birkaç şarkı daha devam edeyim müsaadenizle. O zaman haydi bakalım hep beraber devam edelim. Hüzünlü bir vals. Evet, hep Kürdi'yi söylüyoruz. Acem Kürdi'yi, Muhayyer Kürdi'yi. Hepsi birbirinin kardeş makamları. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir gün kaparsak gözlerimizi, son hıçkırık göklerde kavuşturacak bizi. Son hıçkırık
göklerde buluşturacak bizi. Kader bir gün çok bürürse sevgimizi, kara kader bir gün çok bürürse sevgimizi, Allah ayırmayacak göklerde ikimizi. Allah ayırmayacak göklerde ikimizi. Bir gün kaparsak gözlerimizi, son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi. Son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi. Son hıçkırık göklerde kavuşturacak bizi. Şarkılar arasında da bir küçük felsefe yapıverdim. Ukalalık gibi oluyor bazen belki kimilerine göre. Ama yani ben de deneyim sahibi bir insanım be canlarım. Deneyimlerimi bazen benden çok genç olanlarla paylaşın. Benim burada sadece yaşıtlarım olan sizler ya da benden biraz büyük abilerim, ablalarım izlemiyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Ya da benden 8-10 yaş küçük, benden bir kuşak sonraki dostlarım değilsiniz beni izleyenler. Görüyorum ben gelen yorumları. Henüz lisede okuyan öğrenciler var. Ortaokulda hatta ve tabii üniversitede genç iş insanları, genç emekçiler. Evet genç ama çoğu işsiz ve çoğu iş sahibi bile olsa pandemi sürecinde hükümet tarafından kimsesiz bırakılmış dostlarım, kardeşlerim var. Onlarla deneyimlerimi paylaşmak istiyorum zaman zaman. Sizi hüzünlendiriyorsam affedersiniz ama bazen bu tür hüzünlü olaylar insanların gelecekteki hayatlarında bedava tecrübe oluyor, biliyor musunuz? Evet, bedava tecrübe oluyor. Söylediğinde sanki filmin genç oğlan ve genç kız Fenerbahçe'deki o eski konaklar, ahşap konakların bahçelerinden birindeydi gibi. Hatırlıyorum. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir. Alamaz din sevgili kalbimdeki şu yeri, sanki içimde açar şu sarmaşık gülleri. Alamaz din sevgili kalbimdeki yerini,
sanki içimde açar. Bu sarmaşık günleri. Şimdi o eski Yeşilçam filmlerine bakıyorum zaman zaman. Geriye dönüş yapıyorum, eğleniyorum. Film kaliteleri çok yüksek değil elbette. Ama hala büyük zevk alıyorum. Halen büyük keyif alıyorum. Ne güzel şey. Her yerde hatıran var, her şey seninle dolu. Her yerde hatıran var, her şey seninle dolu. Her şeyde senin izin, bu yol aşkımın yolu. Her şeyde senin izin, bu yol aşkımın yolu. Alamaz hiç kimse bir kalbimdeki şu yeri. Sanki ruhumda çal bu sarmaşık günleri. Alamaz bin sevgili kalbimdeki yerini. Sanki içimde açar şu sarmaşık günleri. Şu sarmaşık gülleri. Kürdiler devam ediyor. Beste de güfte de yine Teoman Alpay'a ait ve yine bir film müziği. Filmin ismi eserin ismiyle aynı. Aklımda kaldığı kadarıyla benim izlediğim versiyonunda Göksel Ersoy, Bergin Doruk. Başka tabii ki yardımcı sanatçılar da vardı. Suna Pekuysal vardı diye hatırlıyorum. Uğur Kıvılcım vardı sanıyorum. Evet, çok tatlı bir hanımefendiydi. Başka Uğur Kıvılcım bugünkü kuşaklar tanımazlar. Ama Yeşilçam filmlerinin en sevimli yardımcı kadın oyuncularından biriydi. Öyle muhteşem bir kadın değil. Çok güzel. Harikulade güzel yüzü olan ama çok güzel gülen, gülümseyen ve hep iyi kız arkadaş oynayan bir hanımefendiydi Uğur Kıvılcım. Sinemada, bugünkü sinema, günümüz sinemasında var mı bilmiyorum. Hayattadır mutlaka. Daha genç olması lazım. Çünkü ben onu izlediğimde 11-12 yaşındaysam Uğur Hanım da herhalde 20 yaşlarındaydınız. 20-21 yaşındaydı. Uzun, Allah uzun uzun ömürler versin Uğur Hanımefendi'ye. Evet canlarım. Şimdi işte o Bülbül Yuvası filminin şarkısını söyleyeceğim. Bilenleriniz mutlaka vardır. Hadi bakalım o zaman hep beraber söylemeye çalışalım lütfen. Berkan bunu plakta ne güzel söylemişti. O ne güzel bir sesti. Yumuşacık. İnsanın içine böyle sevgi dolduran sanki. Açacak. Sen gelince güneşler doğacak. Sen gelince çiçekler açacak.
Sen gelince güneşler doğacak. Bülbülün yuvası bak sensiz burası. Bekliyorum seni gel. Bülbülün yuvası bak sensiz burası. Bekliyorum seni gel. Film müziklerini Teoman Ahbap genelde hep vars ritminde yaptı. Evet, sanki insanı böyle alıp bir kuru yaprak misali yüceltiyor, yüceltiyor, yüceltiyor. Hasret kaldım bu güzel yüzüne, hasret kaldım o tatlı sözüne. Hasret kaldım o güzel yüzüne, hasret kaldım o tatlı sözüne. Bülbülün yuvası bak sensiz burası, bekliyorum seni gel. Bülbülün yuvası bak sensiz burası, bekliyorum seni gel. Bülbülün yuvası bak sensiz burası, çaresiz kaldım ben. Bülbülün yuvası bak sensiz burası, kimsesiz kaldım ben. Bu kadar hüzünden sonra gelin biraz da eğlenelim ya. Çok eski bir türkü. Modern folk üçlüsü sanıyorum yapmıştı bundan 50 sene kadar önce. Leblebi'yi koydum tasa kız annem, yoğurdum basa basa kız annem diye. Evet, hop ninnayı ninnayı, gel oynayı oynayı. Yüksek sesten söylemek zorunda kalacağım bu şarkıyı transpoze etmedim. Daha doğrusu bunu transpoze etmekle uğraşmak istemedim. Bir deneyeyim dedim, bakayım üst perdeden ama... Aslında komşularım dediysem de stüdyo gibi kullandığım odamda bir tek alt katta komşum var. Yandaki komşularım Ankara'da, öbür taraftaki komşularıma ses gitmez, mümkün değil. Alttaki komşum, iki komşum da o kadar iyi, o kadar iyi dostum, kardeşten ileriyiz. Hatta tesadüf birisi sevgilimin ta Sivas'tan arkadaşı, 67'den yani 1967-67 senelerinden. Arkadaşı, o da asker kızı, sevgili kardeşimiz, arkadaşımız, eşi doktorumuz, bizim canımız doktorumuz. Yani onlar bana rahat et dedikleri halde işte bazen sanki böyle ya çok mu rahatsız ederim insanları diye de dostum da olsalar sıkıyorum galiba kendimi. Eğer yine sıkacaksam, kendimi sıkarsam ne olur affedin. Sesim çok kötü çıkacak mutlaka diye amacımız eğlenmek ya. Canlarım benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Çünkü hop ninnayı ninnayı dedikten sonra beni göremeyeceksiniz. Ben dinlenmeye çekileceğim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Sakın enseyi karartmayın ha. Hafif karamsar şarkılar söyledik diye. Onlar şarkı. Onlar şairin o şiiri yazarken hissettikleri. Siz şu ana bakın. Siz şu anda neler hissediyorsunuz? Mutlu olun. Lütfen mutlu olun canlarım benim. Tekrar tekrar hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın. Annem de gel oynayı, oynayı kız annem de hop dinleyi, dinleyi kız annem de gel oynayı, oynayı kız annem de.
leblebi koydum tasa kız annem. Leblebi koydum tasa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem de. Doldurdum basa basa kız annem. Benim yârim çok güzel kız annem. Benim yârim çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısa kız annem de. Azıcık boydan kısa kız annem de. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Elmayı yüke gollar kız annem. Elmayı yüke gollar kız annem. Ağzını dike gollar kız annem de. Ağzını dike gollar kız annem de. Beni elinden alırlar kız annem. Beni elinden alırlar kız annem. Boynunu büke gollar kız annem de. Boynunu büke gollar kız annem de. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Alayı aldık düze kız annem. Alayı aldık düze kız annem. Görüşelim yüz yüze kız annem de. Görüşelim yüz yüze kız annem. Arada sevda varmış kız annem. Arada sevda varmış kız annem. Sözü verdik biz bize kız annem de. Sözü verdik biz bize kız annem. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Hop minnayı minnayı kız annem de. Gel oynayı oynayı kız annem de. Hop